Merhabalar, başlıyoruz. Sadece habere değil, seçim maratonuna da. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart Cuma günü seçim takvimini resmen başlatacağını duyurdu. Nasıl bir kampanya yürüteceğini de sloganlarıyla açıkladı. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli de seçim kampanyası döneminde seçim müziği bile kullanmayacaklarını duyurdu. Sandık tamamen deprem odaklı kurulacak. Türkiye için hemen şimdi diyoruz. Seçim kampanyasının startını böyle verdi. Deprem bölgesindeki 11 il için tek tek sandık çağrısı yaptı. Hemen şimdi dedi. Ülkemizin diğer 70 vilayetinin her biri için hemen şimdi diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta sandık kurulabilmesi için seçim takvimini 10 Mart günü başlatacağını duyurdu. İnşallah 10 Mart Cuma günü Anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Erdoğan seçim kampanyasının deprem odaklı olacağını açıkladı. Ama her şeyi not ettiklerini tekrar hatırlattı. Hesaplaşma için günü gelecek dedi. Depremin ilk gününden itibaren asla siyasi tartışmalara girmedik. Söylenen her şeyi, sergilenen her tutumu not ettiğimizi belirtmekle yetindik. İnsanımız can derdindeyken mal bölüşümü derdine düşenleri de kısacası gördüğümüz, duyduğumuz her şeyi not ettik. Ülkemiz bu felaketin izlerini silip yeniden normal gündemine döndükten sonra ise herkese hak ettiği cevabı verecek, herkesi hak ettiği muameleye tabi tutacağız. Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında verdi startı. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir. Bizim sevdamız Türkiye'dir. Vakit kaybedemeyiz, çer çöple meşgul olamayız. Bahçeli seçim kampanyasının sessiz, birebir ziyaretlerle yürütüleceğini duyurdu. Derin acılar yüreklerimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız. Kuşkusuz taşkın heyecanlarına prim vermeyeceğiz. 11 Mart'tan itibaren top Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak. Erdoğan depremzede seçmenler için özel bir düzenleme yapacağını da açıkladı. 6 Şubat felaketinden sonra ikametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerimizin kendilerine sağlanan hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesini de yayınlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Altılı Masa'dan sonunda mutabakat çıktı çıkmasına ama süreç çok sancılı oldu. Meğer dün gecede dağılmasına ramak kalmış. Kulislere göre itirazlar, tartışmalar hiç eksik olmamış. Hatta yeter diye bağırınca Akşener'in sesi öyle yükselmiş ki salonun dışından duyulmuş ve yine terk etme ihtimaline karşı arabası hazırlanmış. Ama o sırada Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık ve muhalefet seçmeninin son 3 günkü baskıları tüm liderleri geri adım atmaya itmiş. Yani masayı millet ayakta tutmuş. İşte masada tansiyonu bir yükselten, bir indiren o nefes kesen anlar. Bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın. Esran Allah! Dışarıda 6 partinin seçmenleri sloganlar atarken içeride 6 partinin lideri arasında kıyamet kopuyordu. Sızan bilgilere göre 4,5 saat masada tansiyon bir yükseldi bir indi. Bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın. Esran Allah! Davamıza asla veda etmeyin! Saadet lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklarken Akşener'in asık yüzü dün gecenin en kritik görüntüsüydü. Çok şey anlatıyordu ama dahası vardı. O da içeride yaşanmıştı. Kulislere göre gerilim Marriott Otel'deki dörtlü zirveyle başladı.
Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Çukur Ambar'da buluştuklarında diğer liderler homurdanmaya başlamıştı. Sitemleri şuydu: bizler neden yokuz? Bize sorulmadan kime, nasıl Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı öneriliyor? Yatışıp masaya oturdular oturmasına ama saat 16'da dörtlü zirveden anlaşma çıkıp Akşener masaya geri döndüğünde yüzler gergindi. Cumhurbaşkanının yetkili, icracı, iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Masayı geren işte İyi Parti sözcüsünün bu açıklamasıydı. Kürşat Zorlu'nun mikrofonlara yaptığı yetkili, icracı, yardımcı tanımı Gelecek, Deva ve Demokrat liderlerini çok kızdırdı. Davutoğlu, Babacan ve Uysal, altılı masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir dedi. Üç lider bu formülü kendi partileriyle görüşmek için mola istedi. İşte üç partinin divanları kapalı kapılar ardında böyle toplandı. En şiddetli itiraz Deva'dan geldi. Partinin divanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Babacan masaya döndüğünde Akşener'le arasında gerginlik. Bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın. Esfanallah. Akşener yine masadan kalkma kozunu kullandı. Ben bu şartla masaya geldim, İstiyorsanız kalkayım dedi. Sesler yükseldi. İyi Parti lideri yeter diye bağırdı. Araya Davutoğlu girdi. Sesler salonun dışına taşınca Akşener'in arabası bile hazırlandı. Sonunda anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardımcılık formülünü içeren 12. maddeyi kaleme alıp metne geçirdi. Kılıçlar bir kez daha çekilmiş, sonra yerine konulmuştu. Çünkü dışarıda Millet İttifakı vardı, masayı da onlar onardı. Yani 4,5 saatin sonunda liderler seçmenlerinin birleşin çağrısına kulak vermek zorunda kaldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak... Ve sonuç olarak Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki rakibi artık resmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Dün akşam altılı masadaki ortaklarından adaylık mazbatasını aldı. Kalabalığa eyvallah başlıyoruz dedi. Bugün CHP grubunda veda konuşmasını yaptı. 5 lideri ve 2 belediye başkanını övdü. Birlikte yola çıktığı ve yol aldığı dostlarına tek tek teşekkür etti. Seçim startını ise hadi bismillah diyerek verdi. İşte o veda konuşmasından birkaç dakika sonra da profilini güncelledi. Artık orada 13. Cumhurbaşkanı adayı ve gençlerin demokrat amcası yazıyor. Yolumuz açık olsun. Tencere altın. Eyvallah, başlıyoruz. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Bir yıl süren maratonun sonunda ipi göğüsledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın son toplantısından Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak... Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Saadet lideri böyle açıkladı. O ilk mesajını Yunus Emre'den verdi. Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Yolumuz açık olsun. O konuşurken diğer liderler yanındaydı. Hepsinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını duyurdu. Kalabalık onları "İnanın Çocuklar" şarkısıyla kutladı. Kılıçdaroğlu için gece bitmemişti. Hızla evine gitti. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Merkezi önüne geldiğinde kalabalık çoktan kutlamaya başlamıştı. CHP'nin önünde otobüsün üstüne çıktığında artık yanında iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da vardı. Uzun bir yolculuktan geldim dedi. Ben değil, onlar aday dedi. Tek tek adlarını andı. İbrahim Bey adaydır. Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli
Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Şen Yaşar'a sarıldım. Emine Hanım adaydır. Tüm deprem dedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor. Sağdan ya da soldan saydığı her ad kalabalıkta karşılığını buldu. Birleşe birleşe kazanacağız sloganları atıldı. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kudüs'ü Okır'ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapise yatan şehir plancı Tayfun'un biricik kızı evladımız Vera'mız da aday. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz. Ve bu sabah meclisten başladı. CHP milletvekilleri onu kapıda karşıladı. Geniş çalışalım. CHP grup salonuna Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu sloganlarıyla girdi. Vekiller ayakta, gençlik kolları yerinde duramıyordu. Kürsüye veda konuşması için çıktığını ilan etti. Duygusal ama umut dolu bir konuşma yaptı. Grup kürsümüze, yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum be dostlar. Gerçekten umutluyum. İttifak ortaklarını tek tek övdü. Masayı terk edip dönen Akşener'e özel bir parantez açtı. Büyük Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Karamollaoğlu'nun bilgeliğine, Davutoğlu'nun diplomasi yeteneğine, Babacan ve Gültekin Uysal'ın gençliğine vurgu yaptı. Temel Bey bilgedir. Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. Günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin istiyorum, Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Bilin istiyorum, yürekli, cesur ve genç bir liderdir. Ve sözü iki belediye başkanına getirdi. İmamoğlu için evladım, Yavaş için dostum dedi. Evladım Ekrem İmamoğlu. Bunu söylemişti. O da yanımda olacak. En zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. O da buradadır. CHP grubundan helallik istedi, kürsüden öyle ayrıldı. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Ve işte bu konuşmasından birkaç dakika sonra da Kılıçdaroğlu sosyal medya profilini değiştirdi. O artık 13. Cumhurbaşkanı adayı, gençlerin demokrat amcası ve Bay Kemal. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun ilk seçim afişi de yayınlandı. Bakın üzerinde "Ben Kemal geliyorum" yazıyor. Ali İsmail Korkmaz, Sinan Ateş, tarikat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden kızı Irmak'ın elini hiç bırakmayan ve enkazın başında bekleyen Mesut Ançer, katledilen trans kadın Hande Kader, patileri kesilen köpek gibi detaylar dikkat çekiyor. Şimdi Akşener'i masaya döndüren iki başkan formülüne yakından bakacağız. Pratikte ne olacak? Seçim meydanlarında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı birlikte mi göreceğiz? Altılı Masa mutabakat metninin en kritik maddesi 12. madde. Çünkü orada iki büyükşehir belediye başkanının ismi geçiyor, ancak ifade aynen şu: Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle. Yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse İmamoğlu ve Yavaş'ın ne zaman, nasıl ve ne şekilde görev yapacağını o karar verecek. Bizlere düşen bir seçim yapmak. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na, her iki belediye başkanımıza Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda
kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu formül tek başına yetmedi. Çünkü Akşener'i masaya döndüren bu tanım masadaki diğer dört lideri neredeyse masadan kaldıracaktı. Yeni formülü Davutoğlu buldu. Liderler bildirisine 12. madde olarak eklendi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır. İki başkan Akşener'le buluştukları aynı fotoğrafı aynı mesajla paylaşarak İyi Parti liderine teşekkür ettiler. Ekrem Bey ile Mansur Bey'i de takıma güçlü bir şekilde kattık, devam ediyoruz. Artık onlar takım oyuncusu. Aslında masada buna en şiddetli itiraz eden Babacan'dı. Deva lideri Fox Haber'de İmamoğlu ve Yavaş'ı oyuna kattık dedi ama sahadaki mevkileri daha net değil. Fazla detaya inmeden bir genel çerçeveyi niyet beyan etmiş olduk. İşte takımda forvet mi, kaleci mi, nerede, nasıl onlar konuşulur ileride, çok şey değil, çok sorun değil. Önemli olan hep beraber aynı takımda olmamız. Peki güçlü ve etkili Cumhurbaşkanı yardımcıları belediye başkanlığı görevine de devam edebilir mi? Hukukçular ikiye bölündü. Belediye başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çalışabilirler. Buna bir engel durum yok. İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak direkt Cumhurbaşkanlığıyla, idareyle, iktidarla bağlantılı şeklinde yönetmek bu şehirlerin daha çok lehine olan ve bu şehirleri devasa sorunlarını çözmek anlamında da bence bir avantaj getirecektir. İki başkan seçim kampanyasında da meydana inebilir. Yozgat'ın, işte Çankırı'nın, Kırıkkale'nin belki belli ilçelerine Kemal Bey gidip seçim çalışması yapamayacaktır. Bir yere Ekrem Bey gidecektir, bir yere Mansur Bey gidecektir. Karşı çıkan hukukçularsa bunun anayasaya aykırı olduğu görüşünde. İlk itirazlar Beştepe'den Cumhurbaşkanı'nın anayasa hukukçusu danışmanları Mehmet Uçum ve Ayhan Oğan'dan geldi. Ancak benzer bir durumun 2018'de yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı. İşte Abdülkadir Selvi'nin 27 Kasım 2018 tarihli yazısı. Yani 31 Mart İstanbul seçimlerinden birkaç ay önce. Selvi yazısında Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimlerinde belediye başkanı seçilmesi durumunda protokol açısından kaygılarının bulunduğunu kaleme almış. Binali Yıldırım'ın kaygılarını gidermek için Erdoğan'ın kendisini aynı zamanda başkan yardımcısı olarak atayacağını yazmıştı. Altılı Masa'nın 12. madde formülüne yapılan eleştiriler bunu hatırlattı. Demek ki anayasal bir engel yokmuş. Yani bir takım yasal düzenlemelerle bu aşılabilirmiş. İktidar da bunu böyle düşünmüş. Şimdi kalkıp bu millet iradesine darbedir, işte güç odaklarının dayatmasıdır şeklinde sunmaları da çok abes. Sandıklara sahip çıkacağız değil mi? Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapma fikri aslında AK Parti'ninmiş. İlk onların aklına gelmiş, onu da öğrenmiş olduk. Uzun zamandır görmediğimiz bir manzaraydı. Demokrasinin gereği olarak liderler pazarlığa oturdu, pazarlıklar yapıldı, ödünler verildi, avantajlar elde edildi. Sonunda uzlaşıldı. Liderler hep birlikte kameraların karşısına çıktı. Kimi konuştu, kimi konuşmadı ama onların sustuğu yerde de beden dilleri konuştu. Sustuklarını da duyabilmek için bakışlarına, yüz ifadelerine daha yakından baktık. Özellikle Meral Akşener'in mimikleri çok konuşuldu. İşte liderlerin sözlerinin sustuğu, beden dillerinin konuştuğu o anlar. Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak. Bir inatsızlık ve red sinyali vermedi bir defa. Aşırı derecede dengeli göründü. Liderler 4,5 saatlik toplantının ardından kameraların karşısına çıktı. Türkiye ağızlarından çıkan her kelimeyi pür dikkat dinledi. Ancak verdikleri mesajların yanında vücut dilleri de başka mesajlar verdi. Liderleri biz burada çok iyi göremiyoruz aslında. Hepsi standartlaşmış, kalıplaşmış bir tarz içinde herhalde, dikkat ederseniz. Bizim gördüğümüz o tipik liderler yoktur burada. Burada bir askeri tabur gibi bir şey vardı, dikkat ederseniz. İyi Parti lideri Akşener,
Öyle bir yüz ifadesi vardı ki uzmanlığa bile gerek bırakmadı. Özgüveni çok güçlüydü. Ben bu işi hallederim, ben bunu yaparım, ben. Beden dili de aynı ifadeleri destekliyordu. Beden orada, ruh orada değildi sanki. Yani, ruhcuğum gelir misin lütfen, şunlara bir selam verelim, şunları kucaklayalım. O Meral Akşener yoktu orada. Akşener kameralar karşısında Babacan'la göz teması kurmaktan da kaçındı. Babacan'la Meral Akşener arasındaki o gerginlik, oradaki kalabalığın içinde onlar kendileri etrafı görmüyorlar. Sadece aralarında yaşanmış olan içsel depremle meşguller. Beden dili uzmanlarının ilk gözüne çarpan Gültekin Uysal ve Meral Akşener arasındaki gerginlik oldu. Sayın Uysal, Meral Akşener'in üvey evladıydı. Değil mi? Ama burada bir öfke vardı. Hani burada bir Meral Akşener, ona karşı bir öfkesi vardı. Uysal'ın da Meral Akşener'e göre bir hayal kırıklığı vardı. Rikon'a göre liderlerin girdikleri sıra bile tesadüf değildi. Davutoğlu ortada, Babacan ve Akşener iki yanındaydı. O diziliş gerginliği Davutoğlu'nun bitirdiği iddialarını güçlendirdi. Babacan'la arasında bir gerginlik olduğu her halleriyle belli. Yani Davutoğlu'nun arada olması öyle tesadüfen değil aslında. Grubun arabulucusu Davutoğlu diyebilirim. Davutoğlu'nun orada bazı şeyleri onaylaması, her taraf iyi gidiyor, her şey kontrol altında, aferin iyi, tamam mı? Belkemal bunu dedirtti bize. Kılıçdaroğlu'nun muzaffer beden dili de uzmanlara göre masadan istediğini alarak kalktığının ispatı. Biz bir yanda Mansur Yavaş, diğer yanda İmamoğlu'nun, ikisinin Ekrem İmamoğlu'nun elini yukarıya kaldırmasının iki nedeni var. A şıkkı zaten bireysel girmediğini söylüyor. Toplumsal bir özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Diğer taraftan ise Meral Akşener şu mesajı veriyor. Bak, senin de dediklerin burada. Yani seni, onu ezmiyor. İmamoğlu ve Yavaş'sa her zamankinin aksine gergindi. O gerginlik duruşlarına da istemsiz olarak yansıdı. Bizim o bilim görmüş olduğumuz İmamoğlu değil, yani duygularını çok rahat ifade edebilen, Karadeniz'in getirmiş olduğu mizahı rahatlıkla kullanabilen, o sıcak havayı göremiyoruz. Orada ne görebiliyoruz? Sinirlilik ve bir güvensizlik duygusunu da görebiliyoruz. Kendisini iyi hissetmediği bir ortam içinde olduğunu görebiliyoruz. Şu iş hayırlısıyla bir olsun, şu kızı alalım gidelim havası var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımızın. Tebrik ediyoruz, görüşmeye bekliyoruz. Bu davet Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den geldi. Çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde yer alan parti aday çıkarıp çıkarmama kararını tekrar gözden geçiriyor. Görünen o ki eğer Kılıçdaroğlu'yla görüşür ve anlaşılırsa aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler. Sofrayı genişletme çağrısı yapan CHP lideri bunu ittifak ortaklarından İyi Parti'ye rağmen yapacak mı? Şimdi siyaset kulisleri bu soruyla çalkalanıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı buradan, bu kürsüden kutlamak istiyorum. Önce tebrik etti, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı. HDP şimdi seçimde aday çıkarıp çıkarmamayı yeniden tartışıyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı değerlendireceğimizi belirtmek ve ifade etmek isterim. HDP'nin cezaevindeki eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu HDP'ye görüşmeye davet etti. Peki gidecek mi? Bir araya gelmeliyiz ve oturmalıyız ve konuşmalıyız. Bu çağrıya şimdilik Kılıçdaroğlu'ndan değil ama kurmaylarından olur geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel olasıdır dedi. HDP'nin diğer partileri ziyaret edildiği gibi ziyaret edilmesi olasıdır. Burada herhangi bir sakınca görmem. CHP lideri son 3 gündür sofrayı genişletme çağrısı yapıyor. HDP'nin içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile aslında Türkiye İşçi Partisi üzerinden dirsek teması halinde. HDP ile kameralar karşısında bir buluşma olur mu? Yoksa İyi Parti'yi küstürmemek için kapalı kapılar ardında mı görüşülür? Zaman gösterecek. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satar, yine satacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti lideri Akşener'e bu ağır sözlerle yüklendi. Dahası da vardı. İlkesizlikle suçladı, yüzsüzlük dedi. İşte Bahçeli'nin MHP grubundaki o açıklamaları. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır.
geçmişi hatırlattı, üç kez üstüne basa basa vurguladı. MHP lideri Bahçeli, bir dönem partisinde birlikte yol yürüdüğü İyi Parti lideri Meral Akşener'e çok ağır sözlerle yüklendi. Bir yıl boyunca oturduğu eğri bacaklı masayı, kumar masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masasına diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. İttifak yaptığı partinin mensuplarını isyana çağırmak, kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin danışkası değil de nedir? Bahçeli, Akşener'in masaya geri dönmesini kabul eden diğer liderlere de tepki gösterdi. Masayı devrene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Ancak Akşener'le ilgili söyleyecekleri daha bitmemişti. Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP Başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır. Millet İttifakı'nın dağılma noktasına geldiği 72 saatlik süreçte onun da özel bir yeri olduğu ünlü ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen'den bahsediyoruz. Akşener cuma günü masadan kalktığında o da aday olabilirim demiş. Hatta Akşener reklam arasında kendisini arayıp davet etmişti ama pazartesi günü İyi Parti lideri Ersan Şen yerine İmamoğlu ve Yavaş'la görüştü. Sonrası malum masaya döndü. Herkesin aklında aynı soru. Peki Ersan Şen ne olacak? Biz bu hikayede yanan Ersan Şen oldu demiştik ama erken konuşmuşuz. Sayın Şen öyle bir şey söyledi ki hiç bu açıdan bakmamıştık dedirtti. Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim ve dağılan masanın toplanmasına yardım ettim. Şen bir nevi olmazsam olmazdı diyor. Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim ve dağılan masanın toplanmasına da yardım ettiğimi düşünüyorum. Bir medeni cesareti ortaya koydum. Dedim ki ya kimse yoksa biz bu vatanın evlatları olarak elimizi taşın altına koymak konusunda hiç tereddüt göstermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanlığına millet teveccüh gösteriyorsa böyle bir hissiyatım var. Ben aday olabilirim dedi. Ersan Şen kullanıldı kullanmadı ya ben bizim canımız vatana millete feda olsun ya ne olacak? Netice itibariyle kullanılan biz olalım. Eğer sonucu iyi olacaksa, hayırlı olacaksa, vatana millete hizmet olacaksa, dağılanları birleştireceksek, hatta trolleri bile muhalefeti iktidarı bir araya getirebiliyorsak bu çok büyük bir güçtür. İnsanların buna saygı göstermesi lazım. İnsanlar söylüyor ya efendim telefonda mı olur, canlı yayınlarda, televizyonlardan mı efendim işte aday toplanıyor. Kardeşim ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milleti içinde yeni doğmadım, yeni olmadım. Ersan Şen denilen karakter, hani kendi adımdan bahsetmek, PR yapmak istemiyorum. Ben ceza hukuku profesörüyüm, avukatıyım, bir geçmişim var. Ve geleceğimde olacaktır. Sorun 2 Mart'ta da çözülebilirdi. 3 Mart'ta da çözebilirdi. Demek ki çözemediler. Bizim gibi insanlar davaya, meseleye sahip çıktı. Bu dağılan yapıyı bir araya getirebilmek yönünde bir amaca hizmet etti. Bundan sonrasının ama takdir ve değerlendirmesi millette. Ersan Şen'e yazık ettiler. Ersan Şen'e şu oldu. Kardeşim neye yazık oldu? Ben elbise diktirmedim, seçim propagandasına hazırlanmadım, poster yaptırmadım. Ben şunu söylüyorum. 3 Mart tarihindeki o ya tarih yazacağız ya tarih olacağız konuşmasından sonra Sayın Akşener'in 4 Mart tarihinde akşamı ben tarihe bir not düştüm. Dedim ki varız. Karşılığımız olmasa bugün iktidarın ve muhalefetin trolleri birleşmek suretiyle benim kaç gündür sosyal medyada zirvede olabilmem mümkün mü? Yani bunu sıradan söyleseniz kim itibar eder de dönüp bakar? Evet, hepimizin vefa borcumuzu bir şekilde ödememiz lazım Sayın Şen'e. Seçimlere 68 gün kala adaylar belli oldu. Türkiye artık resmen seçim havasında. Peki sokak durumu nasıl karşıladı? İşte mikrofonumuza yansıyanlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak... Kılıçdaroğlu. Ne bileyim ona karşı bir sevgim var ondan dolayı. Ölümün Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl buluyorsunuz Kılıçdaroğlu? Çok iyi. Kılıçdaroğlu ne?
Hiç sorma. Hepsini toplasan bir adam olmaz. Masanın dağılması, tekrar toplaması. Bu etkiledi mi biraz sizi, seçmeni sizce? Ya tabii ki kafamızda soru işaretleri kaldı. Çok iyi oldu yani tekrar bir araya gelmesi. Nasıl buluyorsunuz Kılıçdaroğlu? Çok beğeniyorum, çok beğeniyorum. İnşallah sonu iyi olur. Altılı masanın hamlesini nasıl buldunuz? Beşinden beş para etmezdim. Oylar AK Parti'ye gider, nereye gidecek? Evet. Meral Akşener'in daha önceden de birkaç tane yere gitti, dağıldığı yerlerdir onların. Ben CHP'liyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Meral Akşener hanımefendi biraz ayrıldı, geri geldi. Tabii ki o gittiğinde çok üzüldüm. Ama geri gelince de mutlu oldum. Hatay'dan gelmişim. O deprem üzerimizden geçti. Ev kalmadı, bark kalmadı, yiyecek, içecek, su dahi yok. Ben Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem bunu. Depremde o adamın da hiçbir tane, Allah'tan başka kimse bize yardım edecek kimse yoktu. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu kardeş. Kim çıksa verecektim. Neydi o? Nedir yani? Yaptıkları ne? Buradan bir şey olmaz. Muharrem İnce bu ülkenin aslında Nasrettin hocasıdır. Yani bana göre tabii çok akıllı, çok bilgi bir adam ama. Nasıl değerlendirirsiniz sonra? Çok karışık gibi görüyorum. Kullanmayacak mıyız o zaman? Yani kullanmak istiyorum açıkçası ama şu anda aday olarak gösterdikleri isimler hiç güven vermiyor. Ben Atatürk'ümü destekliyorum. Atatürk Partisi hangisi ise ben orayı destekliyorum. Altılı masada bir anlaşmazlıklar oldu. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Ya olur, insan halidir. Mesela biz bir evde kaç kişiyiz, birisinin bir hatası oluyor. Orada da olur, normaldir. Kısa süreliğine de olsa adaylar arasında anayasa profesörü Ersan Şen'in de adı geçti. Neden olmasın? Okumuş profesör namuslu olsun, şerefli olsun, dürüst olsun, hırhız olmasın. Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Adalet Bakanı olur mu? Adalet Bakanı da olur. Olur, yakışır. Bu ülkeye kimler yakışıyor da o mu yakışmayacak? Yok, o kadar kolay değil bu işler. Bana göre olmaz. Her gün siyaset yapacak olsaydı gerçek siyasetçiler ne olacak? Dinliyoruz ama sürekli konuşuyor. Başka bir şey yok. Milli Görüş'ün temsilcisi konumunda Saadet Partisi önünde CHP liderinin adaylık açıklaması bazı kesimleri memnun, bazı kesimleri rahatsız etti. Hiç kuşkusuz sosyolojik olarak önemli bir dönüm noktası. Etnik, mezhepsel, ideolojik fay hatları açısından da önemli bir kırılma noktasıydı. Araştırmacılar bugünü ve bundan sonrasını da artık siyaset için yeni bir milat olarak görüyor. Bana oy vermeyeceksiniz. Siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Muhalefet seçmeninin masaya olan şeyin bağlılığının ya da memnuniyetinin geçen aya göre bu ay biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Vatandaşın istediğine karşı gelemez. Çok büyük bir baskı oluştu. Patron vatandaştır, seçmendir. Seçmen istedi, Millet İttifakı 6 liderle yola devam etti. CHP lideri son toplantının yapıldığı Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Türk bayrağının altında yaptı konuşmasını. Araştırmacılara göre seçmenin tercihi hem birlikte hareket hem de ortak adaydı. Kararsıza kayan, acaba versen mi baksana durumuna diyen seçmen, bugün artık o kararsızlıklarından vazgeçip çok kolay bir şekilde Millet İttifakı'nın herhangi bir partisine oy verebilecek duruma gelmiş. Saraya göre muhalefetin hamlesi seçmeni olumlu etkiler. Nasıl yorumluyorsunuz bu gelecek süreci? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı, bu seçimi kazanmak istiyorsa mütedeyyin kesimin oylarına ihtiyacı var. Dolayısıyla ben artı bir getirisi olacağını düşünüyorum. Yavaş ve İmamoğlu, araştırmacılara göre iki ismin öne çıkması Cumhur İttifakı'nın seçmeninde de etki edebilir. O ikisinin kabinede yer alacak olması Millet İttifakı seçmenlerini mutlu eder. Bu belediye başkanlarını seven ama Millet İttifakı'na oy vermeyen seçmenler açısından da pozitif bir şeydir. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünmeyen bir kitle vardı. Veya Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünüp Ekrem İmamoğlu'nda nüfus bulacaklar, Mansur Yavaş'ta nüfus bulacaklar. Kampanyaya katılacaklar bu iki belediye başkanı. En azından Altılı Masa toparlanmak üzere. Yepyeni bir yarış başlıyor. Yani bundan öncesi başka bir şeydi, şimdi başka bir şey. Milyonlarca kişinin yıllardır beklediği EYT yürürlüğe girdi. Maaşların hesaplara yatmasına kısa bir süre kala bankalar promosyon yarışına başladı. Promosyonlar kiminin maaşını geçerken daha da yükselmesi bekleniyor. İlk
maaşınızla bir planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Parti vereceğim. Aileden öyle diyorlar. Bir yemek, bir ziyafet çekersin diyorlar. İlk maaşımı affetzadelere hediye etmeyi düşünüyorum. EYT'liler ilk maaşlarıyla ne yapacaklarının hayalini kurmaya başladı. SGK'ları dolduran vatandaşlar emeklilik hazırlığı yapıyor. İlk aldığım emekli maaşımda annemin ruhuna lokma vereceğim. Geriye maaşların hesaba yatması kaldı. Kısa bir süre kala bankalardaysa promosyon yarışı başladı. Bankalar emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili promosyon tutarlarını da açıklamaya başladı. Vatandaşların birçoğu ise en çok promosyonu veren bankayı tercih edeceğini söylüyor. En yükseği hangisi veriyorsa onu değerlendireceğiz. Yani bakacağız duruma göre. Bankalardan 10 bin liraya varan promosyon teklifleri geliyor. En yüksek vereni seçeceğim. 20 bin lira hatta 22 bin 500 lira hesaplayan bankalar olduğunu biliyorduk. 10 bin liralık sınırlı kalması bence eksik ama bu hızla artacaktır. Uzmanlar promosyonun daha da artmasını beklediklerini ifade ediyor. İlk maaşınızda bir planınız var mı? Herhangi bir plan yok çünkü verilen maaş zaten asgari ücretin altında. Kimi EYT'lilerin ise bankadan alacakları promosyon tutarı maaşlarının üzerinde. Ben bunun Eylül ayına doğru 20 binler seviyesine çekileceğine inanıyorum. Bekleyeceğim ben. Mesela 5 gün sonra bir başka banka çıkar. 12 der, 13 der. 2000'ler adına da ses veriyorum. Adil emeklilik için 2000'ler torba yasaya haklarımızı istiyoruz diyorlar. 2000'ler kademeli emeklilik istiyorlar. Adil ve kademeli bir emeklilik talep ediyoruz diyorlar. Bir gün, bir ay, bir yıl için 17 yıl. Sizce adil mi diye soruyorlar. Dolayısıyla 2000'lere adalet diyorlar. Kasaplar önceden çocuklara çorba yapılsın diye ücretsiz koyardı etsiz kemikleri torbaya. Şimdi etsiz kemikler artık ücretli. Kuzu kemiğin sadece minik bir paketi 30 TL, etsiz kemikse 50 TL. Kasapsa biz de zor durumdayız diyor. Vatandaşı soran olursa biz de haliyle artık eti sizin kemiği bizim diyoruz. Eskiden eti kemiği satmazdı kasaplar. İnsanlara ücretsiz verirlerdi çocuklarına çorba yapsın falan. Şimdi biz tezgahlarda artık etli kemik görmeye başladık. Eskiden satmazlardı. Çorbaya tat olsun diye verirdi öylece kasap. Ama artık satıyorlar. Çünkü etsiz kemik isteyenlerin sayısı arttı. Kasaplar da ücret istemeye başladı. Yani biz bir gram et bırakmıyoruz üstüne. Maalesef insanlar artık gelip kemik sormaya başladılar. Kemik veriyoruz. Çorbalık tavuk alıyoruz. 30 liralık, 50 liralık kıymalar alıyoruz, etler alıyoruz. Maalesef bundan sonra insanlar eti unutacaklar, sadece kemikle idare edecekler. Haftada iki gün ete zam gelince vatandaş artık ete değil kemiğine kaldı. Bu gördüğünüz etli kemikler önceden ücretsiz veriliyordu. Ama şimdi bu iki parçası 50 liradan satılıyor. Ve kuzu kemik onlarsa hem dolma altlarında hem de çorbalarda kullanılıyordu ve ücretsizdi. Şimdi ise kasapta 32 liradan satışta. Hiç et yok aslında. Yok, et sıyrılmış yok. Et bu. Sıyrılmış. Biz sadece bunun suyundan faydalanacağız. Et alacağız. Et ne kadar alacaksın? Amaç ne? Çoluk çocuk yemek yerken bir tadıyla yesin. Yani bir lezzet olsun diye alıyoruz. Şartlar o kadar kötü ki kemik alarak çorba yapılacak. Suyundan yemeklere konulacak. Yetmiyor. Emekliyiz. Emekli parası yetmiyor. Tüm bunların sebebini tarım ve hayvancılıkta üreticinin sınırlı desteklenmesine ve ithalata bağlıyor. Hal böyle olunca biz de zamlı aldığımız ürünleri zamlı veriyoruz diyor. Burada aşağı yukarı 12 senedir kasaplık yapıyorum. 1,5 aydır her et alışımız haftada 2 kere et alırız. Kırmızı ete zam geliyor. Et ne kadar var, tavuk ne kadar var zaten reyonun kendini gösteriyor. Kasaplar Derneği bize seneden sene aidat almaya geliyorlar. Hiçbir şekilde hakkımızı savunmuyorlar. Yetkililere, kurumlara tepkili kasap, yoksul bir mahallede etin alım gücünün düşmesinden o da memnun değil. Burası fakir bir mahalle. Geliyor 20 lira kıyma, 20 lira dediğin zaman, 20 TL dediğin zaman 100 gram kıyma yapıyor. Ben utancımda yani 200 gram veriyorum tamam diyorum yani. Hükümetin bu işe el atması lazım. Bize sahip çıkan yok ya. Gelelim domatese. Fiyatındaki artışa engel olmak için ihracat kısıtlaması getirildi. O karar sonrası Antalyalı çiftçi ayaklandı, yolu kapattı, eylem yaptı. Bak 3 saat
Çiftçiler kararlıydı. Polisler uzun süre dil döktü ama ikna olmadılar, yolu açmadılar. Haksız. Ne yapalım? Ne olacak? Hakkınızı devletin kanunu çiğneyerek yapamazsınız. Burası Antalya-Alanya Karayolu. Çiftçiler yolu kapattı. Nedeni domates fiyatındaki artışı engellemek için 14 Nisan'a kadar getirilen ihracat kısıtlaması. Önce polisler onları ikna etmeye çalıştı. Bu sahte itibarını yaptığınız evden parmağınızı işliyor. Sizi ikaz ediyorum. Bakın lütfen. Çiftçiler yolu açmamakta kararlılardı. Lütfen. Sakin ol. 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 Bu saat itibariyle önümüze son vermediğiniz takdirde kanuna müdahale etkisini kullanacağım. Lütfen rica ediyorum. Lütfen. Emniyet müdür yardımcısı da olay yerine geldi. Şimdi devletin karayolunu kapatarak binlerce vatandaşımızı mağdur ediyorsunuz. Buna benim sinirci kanmamı beklemeyin. Bizi tanıyacak halde değiliz. Onları tanıyacak halde. Yolu kapatan çiftçiler valiyle görüşme sözü aldıktan sonra geri adım attı, yolu açtı. Bu arada gelen bilgilere göre haklı eylem ve tepki sonuç verdi. Domates krizi çözülüyor. Domates ihracatındaki yasağı üreticilerden, ihracatçılardan, oda ve borsalardan büyük tepki gelince konu Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan ihracatı düzenleme yetkisinin yeniden Ticaret Bakanlığı'na verilmesi kararlaştırıldı. Bunun için tebliğde değişiklik yapılması veya yeni bir tebliğ ile yetkinin Ticaret Bakanlığı'na verilmesi gerekiyor. Bu tebliğin en kısa zamanda resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Tebliğ yayımlandıktan sonra domates ihracatındaki yasak kaldırılacak. Bu da bizden bir müjde olsun. Çifte felaketin üzerinden bir ay geçti. Bugün önce Kahramanmaraş 4,4 büyüklüğünde depremle, sonra da Kayseri 6 dakika arayla sallandı. Depremlerin en büyüğü 4,7 büyüklüğündeydi. Panik de büyük oldu. Çok büyük geçmiş olsun diyelim biz de buradan. Bölgede en büyük sorun hala çadır. Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz da işte bu yüzden kameraların karşısına geçti ve isyan etti. Depremin üzerinden bir ay geçti. Hala vatandaşımız çadır çadır diye feryat ediyor. Depremzedelerle geçti kameraların karşısına. İhtiyaçlarını, isyanlarını o dile getirdi. Hepsinin yakınları hayatını kaybetti. Her aileden 5-6 tane canımız gitti. Çoğumuzun evleri yıkıldı. Yıkılma tehlikesi içinde. Hatay'ın Samandağ ilçesi çifte felakette de ağır hasar aldı. Binlerce can hayattan koptu. Hayatta kalanlar da hala çadır bekliyor. Bu insanlar hayatta kaldı ama herhalde sağlıktan, hijyenden ve salgın hastalıktan ölecek. Feryat ediyor. Çok zor değil. Lavaboları yok, duşlukları yok, çadırları yok. Bunlar bir an önce bu ihtiyaçların karşılanmasını istiyorlar. Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz'ın da isyanı bunaydı. Bütün yardım kuruluşlarına sesleniyorum. Özellikle o bağış toplayan vatandaşlara. Yardımın buraya gelmesi gerekiyor. Çadırların buraya gelmesi gerekiyor. Hijyen maddelerinin buraya gelmesi gerekiyor. Evleri ya yıkıldı ya ağır hasar aldı. Samandağlılar bırakıp gitmek istemiyor. Vatandaşlar evini haklı olarak terk etmek istemiyorlar. Çünkü herkesin evinin önünde bir serası var. Kimisi biber ekiyor, kimisi hayvancılıkla uğraşıyor. Kimisinin zeytin ağacı var, narenci ağacı var, terk etmek istemiyor. Tek istekleri başlarını sokacakları yeni yuvaları inşa edilene kadar bir çadır. Ben bir belediye başkanı olarak zaten imkanlarımı halkımız için seferber etmeye çalışıyorum. Binamız yıkılmış, personelimiz dağılmış. Yardım kuruluşlarından, devlet etkilerinden bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Depremzedeyim, ne elde ne avuçta kaldı dedi. Üç şehir eşkıyası dinlemedi ve kendilerini polis olarak tanıtıp ona bıçak çektiler. Depremzedenin tüm parasını aldılar. Kimliği alır almaz zaten arkanı dön dediler. Ceplerimi boşalttılar. Deprem evlerini yıkmış, hayatlarını parçalamıştı. Bir darbede bu vicdansızlar vurdu. Bıçak çektiler, depremzedenin cebinde, cüzdanında ne kadar parası varsa aldılar. Depremden kaçıp gelmiş olmamıza rağmen bunu yapmış olmaları çok acı. Tarık Atalar, çifte felakette Kahramanmaraş'taki evleri yıkıldı. Eşi ve 3 çocuğuyla sadece canlarını kurtarabildiler. Antalya'da bir yakınının yanına sığındılar, bu 3 vicdansız karşısına çıktı. Ben depremzedeyim, afet bölgesinden geldim. Burada bir arkadaşıma misafir olarak geldim dedim. Ama onlar depremzede dinlemedi. Kendisini polis olarak tanıttı. Sivil polisiz dediler.
Kimliğimi ve üzerimde bulunan eşyalarımı aldılar. Cüzdandaki paralarla yetinmediler. Ceplerini de aradılar. 7000'in üzerinde bir nakit para vardı. Hepsini aldılar, dışarı götürdüler. Darp ettiler. Polisler o 3 vicdansızın peşine düştü. Zanlılar yakalandı. 3'ü de tutuklandı, cezaevine gönderildi. Polis hırsıza tuzağı sosyal medyada kurdu. Kadın kılığında sahte bir hesap açtı. Hırsızların güvenini kazandıktan sonra da buluşmaya çağırdı. Hırsız o adrese gidince hayatının şokunu yaşadı. Polislere bakın nasıl yakalandı. Polisler hırsızları her yerde arıyordu, sosyal medyada buldu. Kadın kılığında sahte bir hesap açtılar, günlerce yazıştılar. Romantik bir buluşmaya çağırıp kız kıvrak yakaladılar. Kapşonlu hırsızlar kağıthanede yaşayanların kabusu oldu. Cihan Çiçek ve Mehmet Ali Aydın isimli iki hırsız tanınmamak için kapşonlu kıyafet giymiş gece ara sokaklarda ilerliyorlardı. Planlarında hedeflerindeki eve girip orayı soymak vardı. Öyle de yaptılar. Sonra da binadan çıkıp ellerindeki çantalarla araca yöneldiler ve oradan uzaklaştılar. Sadece o bina değil, hırsızların girmediği adres kalmadı. Polisler de onları yakalamak için iz sürmeye başladı. Bir detay gözlerinden kaçmadı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay sonrası harekete geçti. 58 ayrı kamerayı incelemeye aldı ve 10 kilometrelik alanda yapılan çalışma sonucu şüphelileri tespit etti. O şüphelilerden birini ele verense elindeki dövmesiydi. Dövmeli o hırsız Cihan Çiçek'ti. Suç dosyası kabarıktı. Sosyal medyayı aktif kullanıyordu. Polisler de kadın kılığında sosyal medyada hırsıza mesaj attı. Hırsız son ana kadar polislerle yazıştığının farkında değildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polisler hırsızların farklı pansiyonlarda kaldığını da tespit etti ve Cihan Çiçek'in sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Hesabın aktif olduğunu anlayınca da fake bir kadın hesabı açarak onunla Beyoğlu'nda buluşma sağladı ve o buluşmada Cihan Çiçek kız kıvrak yakalandı. Cihan Çiçek gözaltında. Polisler şimdi her yerde suç ortağının peşinde. Ukrayna'da Bahmut savaşın belirleyici bölgesi oldu. Ukrayna direniyor ama Rusya'nın ele geçirmesi an meselesi. Putin bölgede ilerleme kaydediyor. Yine de Kiev'in direniş ruhunu kıramıyor. Bölgeden öyle bir görüntü geldi ki Ukraynalıların direniş ateşi körüklendi. Esir alınan bir asker son nefesinde bile ülkesine sadık kaldı. Rus askerlerinin istediğini söylemediği için infaz edildi. Son nefesini çekti, son sözü "Çok yaşa Ukrayna" oldu. Rus askerleri silahsız Ukrayna askerini infaz etti. Donetsk bölgesinde yakalanan askeri kız kardeşi teşhis etti. Ölüm anında bile ülkesine ihanet etmeyen 40 yaşındaki Timofey Sadura kahraman ilan edildi. Rusya'ya karşı direnişin yeni sembolü oldu. Zelenski intikam yemini etti. O katilleri bulacağız dedi. Rusya'nın bu görüntülere yanıtı Ukrayna'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmek oldu. Kanıt olarak Harkov'da çatışan askerlerin görüntüleri paylaşıldı. Savaşın merkezi haline gelen Bahmut'ta da kıran kırana çatışmalar sürüyor. Kent harabeye dönmüş durumda. Askerler göğüs göğüse çarpışıyor. O anlardan birinde kadın sıhhiye askeri yaralıların yardımına koşmaya çalışırken az kalsın ölüyordu. Tek bomba atabilen Ukrayna dronları da halen Rusların en büyük kabusu. Modernize edilen tanklar bile o hava araçlarından kurtulamıyor. O anlardan birinde tankın açık kapağını gören operatör fırsatı kaçırmadı. Tam anlamıyla nokta atışı yaptı. Tank mürettebatından kurtulan olmadı. Ukrayna dronları tarafından sürekli gözetlenen Rus askerleri sık sık pusuya düşüyor. Bu iki asker duvarların arkasında saklandıklarını sanıyordu ama bir anda anti-tank füzesiyle vuruldu.
Ancak savaş alanında o operatörler için de hayat çok kolay değil. Bahmut'ta ağır ateş altında drone uçuran asker bir yandan topçu birliklerinin yerini belirlemeye çalıştı. Bir yandan da hayatta kalmaya uğraştı. Bir yandan da casus savaşları sürüyor. Rusya güvenlik güçleri Ukrayna tarafına bilgi sızdıran ajanı işte böyle yakaladı. Zelenski de Ukrayna istihbaratının en üst düzey 5 ismini görevden aldı. Türkiye'de erkekler en çok ne yapar? Aklınıza türlü türlü şeylerin geldiğini hisseder gibiyim. Cevapların tamamını duymak istediğimden de emin değilim. En iyisi haberimize dönelim. TÜİK araştırdı, biz de sokağa sorduk. Erkekler özellikle bayanlardan bir farklı bir şey mi yapması lazım? Yanlış şeyler geliyor aklıma. Yalan söyler. Erkekler en çok ne yapar? Soru bu ki bunu da TÜİK araştırmış. Bunun bir cevabı var tabii. Soru erkekler olunca sayısız ihtimal, sayısız cevap geliyor akla. Peki cevap nedir? Bu şaka gibi bir şey. En çok ne yapıyor dediğin zaman... TÜİK araştırdı. Kadınlar eğitimde de, iş hayatında da erkeklerin arkasında. Her 100 kadından sadece 28'i çalışıyor. Yanlış şeyler geliyor aklıma o yüzden. Ne gibi yanlış? Şimdi fesatçılığa yürüyeceğim de abi. Ben çok kadındırları dinler erkekler. Başka ne yapsınlar kardeşim? İbadet etmek. En çok yaptığı iş nedir? En çok yaptığı ya açık açık konuşayım yani. Normal. Evde durum farklı. Erkek işi algısı ev işlerini kadının sırtına yüklüyor. Erkekler en çok hesap eder herhalde, bilmiyorum. En yakın cevabı siz verdiniz. Erkekler en çok fatura yatırıyorlar. Aa! Yatırıyor musun? Gerçi benim eşim emekli yatırıyor valla. O doğru. Tabii 13 tane faturam var benim. Büyük sıkar ya. Her taraf fatura. Bak mesajdan, gelen mesajdan korkuyoruz, fatura geliyor. Siz de kim yatırıyor? Ben yatırıyorum. Erkekler en çok fatura yatırıyormuş. Bay mesela doğalgaz 1000 lira yatırdı. Bizde babam yatırıyor. Sizde? Babam yatırıyor. Yani fatura yatırırlarmış. Faturadan sonra erkeklerin evdeki görevleri arasında küçük tamir, bakım, onarım yer alıyor. Her şeyi yapabilir erkek ya olarak. Komşudaysa Greek one, always check football matches for bed. Kadınlarsa araştırmaya göre ev içerisinde en çok çocuk bakımı ile ilgileniyor. Devir taksit devri, kimse peşin para verip bir şey alamıyor ama ilginç olan hırsızlar da taksit furyasına kapıldı. Talihsiz adamın önce arabası soyuldu, ertesi günde aynı yerde telefonu gitti. Yani hırsızlar da taksit soydu. Kapatmış montuyla yüzünü, şapka takmış. Hırsızlar talihsiz adama dadandı. Arka arkaya gelip taksit soydular. Önce otomobiline girildi, ardından cep telefonu çalındı. Kamera kayıtlarına baktığımda ben önce dükkanda olduğunu düşündüm. Sonra baktım yok, dükkanda yok. Hırsız Sultan Gazi'ye geldiğinde sokakta önce bir süre oyalandı. Sonra buradaki garaja girdi. İçerideki otomobil parçalarını çalıp kayıplara karıştı. Kaç yaşlarında? Yani 35 yaşların civarı birisi. Ancak pişkin hırsız bununla da kalmadı. Ertesi gün yine aynı sokağa geldi. Bu kez Volkan Gülpınar'ın işte buradaki aracına göz dikti. Dükkanın önünde aracımı boşaltırken yandan birine geçtiğini fark ettim. Fakat gitti, ben sırtımı dönerken o telefonumu aldı. Bir gün önce geldi buraya girdi, ertesi gün geldi benim telefonuma. Yani adam tecrübeli de mi? Yani bu işi yapıyormuş gibi, her gün bir yeri soyuyormuş gibi, yani ben anlamadım ki. Gülpınar hırsızlardan dertli ama şikayetçi değil. Çünkü yüzlerini göremedi. Mecburen polislerin şüphelileri bulmasını bekliyor. Hiçbir şekilde yüzü görünmüyor. İsrail yine ayakta, bir yanda Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor, karşılığı da sert geliyor. Diğer yanda da yasama, yürütme, yargı ayrılığının bozulmasına karşı çıkanlar sokaklarda. Benzer bir tasarı Gürcistan'ı da karıştırdı. İşte ülkemizdeki yoğun gündem yüzünden satır aralarında kalan dünya gündeminin başlıkları.
İsrail günlerdir ayakta. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere yönelik saldırıları arttırdı. O anlardan birinde Filistinlilere ait bir market böyle basıldı. İçeridekiler karşı koymaya çalıştı ama sonra kepenkleri kapatmaya karar verdi. Saldırgan Yahudiler de müşterileri hedef aldı. Çekiçlerle otomobili hurdaya çevirdi. Sürücüyü az kalsın öldürüyordu. İsrail polisi göstermelik bir araştırma yaptı. Ama saldırganların bulunmasını kimse ummuyor. Ülke bir yandan da güçler ayrılığı ilkesinin rafa kaldırılması nedeniyle ayakta. On binlerce kişi faşizme açılan kapı denilen tasarıyı protesto ediyor. Gürcistan parlamentosunun içi de dışı da karıştı. Vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi. Ülkedeki yabancı sermayeye ilişkin bir yasa tasarısı günlerdir protesto ediliyordu. Meclis önünde gösteri yapılırken görüşmeler de karıştı. Siyasilere yakışmayan görüntüler kaydedildi. İki kundakçı bir marketi ateşe vermeye çalışıyordu. Ancak birinin eli bol, diğeri de aceleci çıkınca kendilerini yaktılar. Bir anda alevler içinde kalan iki şüpheli son anda yerde sürüklenerek kendilerini söndürdü. Ancak yaraları ağırdı. Hastaneye gidince polis elleriyle koymuş gibi yakaladı. Arkasına bakmamış olsa kaza onu teğet geçecekti ama olmadı. Kamyondan fırlayan tekerlek 3 kişi arasında onu buldu. Bir anda yere serdi. O tekerler öylesine hızlı ve ağırdı ki merdivenlere çarpıp metrelerce havalandı. Bu adamı da ölümün eşiğine getirmesinin ardından otomobile çarptı. Onu bile salladı. Ekipler arızayı gidermeye çalışıyordu ama merdiveni en olmayacak yere koydular. O acemilik yüzünden hem kendileri ölümle burun buruna geldi hem de sağlam direk bırakmadıkları mahalle günlerce elektriksiz kaldı. Koca yolda en şanslılar onlardı. İki motorcu olabilecek en kötü anda, olunabilecek en iyi noktadaydı. Arkalarından gelen koca kamyon kontrolden çıktı, önünde giden, karşısından gelen ne kadar otomobil varsa altına aldı. Bu iki motorcu o anlarda istiflerini bile bozmadan hayatta kaldı. Saplandığı çamurdan kurtulmak için gaza yüklendi ama denk geldiği taş adeta roket gibi fırladı. Arkadaki araca saplandı. Neyse ki hem cam dayandı hem de arkada kimse yoktu. Olası bir ölüm çok ucuz atlatıldı. Meksika son yılların en büyük faciasından şans eseri döndü. Terk edilmiş bir tır dorsesinden 343 kaçak çıktı. Üstelik 103 tanesi çocuktu. Hiçbirinin de ailesi yanında değildi. Ekipler yetişkinleri sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Çocukların da ailelerini bulmaya çalışıyor. Hep diyoruz trafikte tek bir kural işliyor. Orman kanunları yine öyle oldu. Şişli'de bir motorcu yol vermeyen taksiciye saldırdı. Polise de aldırmadı. Pendik'te de aracımı çizdin tartışmasında ortalık bir hayli karıştı. Önce dikiz aynasını kırdı, sonra taksiyi tekmeledi. Öfkeli motorcuyu polis bile durduramadı. Kavganın adresi Şişli. Tarafları bu motorcu ve taksici. Nedeni ise yol verme meselesi. Motorcu öfkeliydi. Kimse onu sakinleştiremedi. Bu trafik polisi onu sakinleştirmeye çalıştı, başaramadı. Aracı tekmeleyince taksici araçtan indi. Burası da Pendik. Kavganın nedeni de aracımı çizdin tartışması. Fark ederken başka bir arabaya dokunmuş. O da demiş ki kardeşim zararın neyse zararını ödeyeyim. Dedi ama dinlemedi. Kavga çıktı. Araya girenler iki tarafı zor ayırdı.
Mersin'de bir otobüs şoförü seyir halinde kalbi tekleyen yolcuyu fark etti. O andan sonra otobüsü ambulansa çevirdi. Ayağını hiç gazdan çekmedi. Yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi. Kendinde değildi. Eşini bile tanımadı. Kalp spazmı geçiriyordu. Otobüs şoförü bir an bile düşünmedi. Onu hastaneye yetiştirdi. Hastaneye gidiyoruz. Emine ve Mahmut Akdemir çifti Mersin'de otobüsteydi. Mahmut Akdemir'in kalbi tekledi. Eşi ne olduğunu anlamaya çalıştı. Boynum ağrıyor dedi. Midesi bulandı. Boynu düştü boynuma. Otobüs şoförü Havva İpekli direksiyonu hastaneye kırdı. Yolda bir hasta nakil aracı gördü. Bir sağlık personeliyle çifti hastaneye götürdü. Kalp spazmı geçiren Mahmut Akdemir'e müdahale edildi. Durumu iyi. Hocam buradaydı. Teyzem. Canım var. Güzel. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Onu kurtaran otobüs şoförü eve ziyarete gitti. Nasılsın? Allah razı olsun. İyi misin? İyiyim. Şu an iyi. İyi oldun mu? İyi oldum. Çok geçmiş olsun. Beni çok korkuttun. Teyzeyi de korkuttun. Teyzem benim. İyi ki varsınız. Yaşlı adamın durumu iyi. Şimdi Cuma günü Meral Akşener masadan kalktığı esnada Kılıçdaroğlu da CHP lideri de tip başkanı Erkan Baş'la görüşüyordu. Ve sonrasında da Meral Akşener masadan kalkmış olmasına rağmen sofrayı büyüteceğiz açıklaması yapmıştı. Dolayısıyla acaba o sofraya tip de mi oturuyor sorusu gündeme gelmişti. Şimdi bu sorunun cevabını alacağız ama sevgili Candaş Tolga Işık az önce bir tweet atmış, o alacak tip başkanı Erkan Baş'ı konuk olarak. Milyonlarca yürek akıllarda tek soru, Erkan Baş bu akşam o kırmızı kazağı giyer mi giymez mi demiş. Bilmenin öğrenmenin tek yolu var, bizden sonra Candaş Tolga Işık'ı izlemek. Hoşçakalın.